Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Bugünkü arabamız Ford Mondeo 2000 dizel otomatik 2009 model. Hani biraz da ustalar arasında bela olarak bilinen bir araba, ne bileyim, böyle kullanan herkes memnun ama ustalar böyle bir bakıma götürüyorsun. Aman aman, biz ona bakmıyoruz. Biz Mondeo'ya bakmıyoruz. Aynı benim T5'te Transporter Multivan'da başıma geldiği gibi. O arabada da 2.5'lere biz bakmıyoruz, 1.9'lara bakıyoruz. Abi, usta olmanın ne anlamı kaldı ki? Ben de o zaman dükkan açayım, sadece fiyat grubuna bakayım. Ona bakmayayım, buna bakmayayım. Adamın tabelasında Ford logosu var, ben de sadece işte şu motorlarına bakabiliyorum. Abi, öyle bir şey yok. Bu araba 2000 dizel. Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyor, biz bu arabaya bir bakım yaptırdık. Daha sonra 2-3 kere hava yaptı araba, bakımı düzgün yapılmadığı için. Araba belalı bir araba değil de ustasını bulmadığı zaman canınız sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Bu araba bizim kendi kullandığımız araba, benim eniştemin arabası. Adam 5 senedir biniyor arabasından, memnun. Şimdi bu araba 140 beygir. Pardon, 130 beygir, 2000 dizel, otomatik vites, konforlu, D segment, geniş, yayla gibi araba şimdi. Basıyorsun gidiyor, basıyorsun duruyor, 4 fren disk. İşte onun dışında ne özelliği var? Biraz çok yakma gibi özelliği var. Gayet de konforlu, elektrikli koltukları var. Bu araba işte titanyum paket. Titanium X'leri, Cessano hariç dolu dedikleri model bu. Park sensörü var fabrika çıkışı, ön arka. Geri görüş kamerası sonradan eklendi. İşte double ekranı var, fonksiyonel direksiyonu var. Falan filan, hani çoğu arabada yazan şeyler ama bunda çoğu arabada olmayan şeyler var. Şimdi ben de tam bilmiyorum, dolu arabaya çok binmediğim için. İşte lastik basınç sensörü, falan filan sensörü, o yorgunluk tespiti. İşte çift yönlü klima, dijital klima. 2009'un baba arabalarından bir tanesi. Bu arabalar da çoğu koruma arabası olarak bilinir. Hani böyle makam arabalarına eskortluk yapan çakarlı zamanında çok gezen arabalardı. Abi, arabaya böyle bela gözüyle bakıyorlar. İşte yok bu arabayı alan son sahibi olur. Yok bu arabaya binen işte petrole falan filan ortak olması lazım. Abi, benim 2013 Doblom vardı 2 sene önce. Araba 100 kilometrede 10 litre yakıyordu şehir içi yani. Hiç çok dikkat etsem 8 litrenin altına düşürmedim. 8.5. Bu arabada 9 yakıyor yani. Bassan 10 yakıyor, onu geçmiyor. 8 ile 10 arası diyeyim. Aşağı yukarı aynı ama tabii Doblo'nun çok üstünde bir konforu var arabanın. Hakikaten şimdi Alvea'dan, Doblo'dan, benim T5'ten sonra bu araba böyle bir bastım mı gidiyor virajlarda falan, böyle bir frene basmıyorsun. Gayet de güzel dönüyor. Gayet de konforlu, kullanışlı bir araba. Kullananlar da bilir. Bilmeyenler de bu paraya alınacak bir araba, tavsiye ederiz. Arabayı satmıyoruz. Bir ara satmaya kalkıştık, hemen anında müşterisi çıktı, o da binicisiymiş. Hani böyle, bilmiyorum bizim şansımız ama çoğu kimse de satamazsın dedi, anında müşterisi çıktı. O sıra bizim işte bir paraya ihtiyacımız vardı, o paraya ulaştık, satmaktan vazgeçtik. Arabamız yine bizim, yani kıyamadık da bir nebze. Elektrikli aynası var falan filan, bir tane kirli, şöyle içini çekemiyoruz ama önden bir ufak buruğumuz var, şuraya 300 lira fiyat aldık. Şöyle bir şey arkadaşlar, mesela şuraya ben 3 yerden fiyat aldım. Ufacık bir şey, hani 100-200 liralık dediğimiz kısmı. Daha önce de macun var mı satın altında? Şuraya ben bir fiyat aldım, bir yerde 700 lira fiyat aldım, bir yerde 500 lira aldım, bir yerde 300 lira fiyat aldım. Tamam mı? Üçü de aynı işlem değil diyorlar da, yani üçünün de sonucu aynı olacak benim için. Çok fazla bir kafa yormuyorum. İşte yok, kimisi macun kullanmıyormuş, kimisi elektro çektirme yapıyormuş. Baba, çok bir önemi yok. Daha önce işlem görmüş, macunlu yer zaten ya. Macun olsa ne fark ediyor ki? Araba 2009. Ben biliyorum yani ne olduğunu, arabanın başına ne geldiğini. Şurada macun olsa ne, olmasa ne yani. Şimdi bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Sanayide nasıl iş yaptırılır, nasıl fiyat alınır, nasıl kazı yenilmez. Veya işte sanayi dili, hileleri, hareketleri, ustalar gibi bir video yapmayı düşünüyorum. Çok tepki alırım tahmin edebiliyorum ama düşünüyorum yine de. Beyler, şimdi bir kaputu açalım, bir canavarı görelim. Şimdi bir tane de akım çıktı böyle. Böyle bir Instagram'da, TikTok'ta falan görüyoruz. Kaputu açıyor adam. İşte at kişnemesi falan filan, suyunu verelim, yemini verelim, o kadar olur. Bu da şimdi hakikaten bir beygir kıvamında bir araba. Bakın, şurada bir sünger var. Şu detayı da vereyim. Bu sünger niye var? Bu araba kocaman motor olduğu için şu kapak sallanıyor şöyle. Şu tık 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 ses insanın kafasını yoruyor. Gittik şu süngeri sıkıştırdık, hallettik. 1-2 liralık sünger beyler bunlar. Bu çözülmeyecek bir şey değil. Dert etmeyin. Normalde o ses için hani servise ustaya götürüp arabasını yatıranlar var. Araba işte şuradan mı ses veriyor, buradan mı ses veriyor, kafayı yiyenler var. Biz dedik ki nereden geliyor? Şurada elimizi bir koyduk, ses kesildi. Dedik ki buradan, süngeri de sıkıştıralım, ses yapmasın.
Bu kapakta şöyle göstereyim. Ses yapmasının sebebi şunun altında bir tane lastik olacak. Hani o Semmol videosunda dediğimiz servis hatası var ya, o işte. Biz bu araba ne yaptırdık? Enjektör bakımı yaptırdık. Baskı balatası değişti. İşte normal filtreleri değişti. Fakat filtreyi değiştirirken ustalarımız, ustası tabii bu arabanın huyunu suyunu bilmediği için ben de bilmiyorum tam olarak. Bir yöntemi varmış. Biz Ford ustasından öğrendik bunun. Böyle bir hortumla üzerine yine benzin pompası takılı, aküden elektrik alarak havasını alan bir alet var. Arabanın filtresi değiştikten sonra mazot gelene kadar onunla havasını alıyorlarmış. Bizim ustamız bunu yapmamış. Bizim arabamız hava yaptı, bir daha yaptı, bir daha ısındı, çalışmadı. Bizi bir iki sıkıntıya soktu. Hani ustamız da bizimle beraber öğrendi bunun böyle yapılacağını. Ama kötü oldu tabii aramızda. Biz de ustanın hatası olduğunu bildiğimiz için şey yapmadık. Bir tartışma geçti aramızda. Ufak bir sürtüşme oldu. Klima kayışları değişti. Klima gazı eklendi. Kliması bu arada bilmiyorum nasıl bir klimaysa cayır cayır soğutuyor. Bunda ayrı bir özellik mi var? Bilmiyorum yani, tabii benim şimdi bindiğim D segment arabaya aşağı yukarı hiç binmedim diyeyim ben size. D segmentlerde ayrı bir özellik mi oluyor? Bilmiyorum. Bizim Albia'nın kliması gariban kendini anca soğutuyordu. Arabamızda değişen bir tek kaput var. Onun sebebi niye? Farlar orijinal, tampon orijinal. İşte ufak bir göçük oluyor önden. Kaskodan değişiyor. O kısımda ayrı bir tartışma konusu. Aman hani kimseyi inandıramıyorsun, araba panelinde işlem yok. Farları değişmemiş ki arabanın kaputuna kadar hani büyük bir kaza geçirsin. Yani onu da bir satarken bir iki kişi hani şey yaptı bize telefonda. Abicim diyorum, kaput ufak göçükten değişti ya, herkes de aynı muhabbeti yapıyor diyor. Hani vardır tabii aynı muhabbeti yapan da, bizimki böyle. Araba bir de kullanımına bakalım isterseniz. Araba gerçekten kullanımı çok rahat bir araba. Böyle otomatik vitesin konforu hakikaten insanı cezbediyor. Sele İstanbul trafiğinde bir de güçlü bir araban var. Şöyle bir birini sollamaya çıktığında, bir yerden böyle kaçayım dediğinde küp bir koyuyorsun, uçuyor fırlıyor araba altından. O da güzel bir şey. Gösterelim hemen. Ama şöyle bir binerken zaten bir genişlik var. Yani rahat biniyorsun. Şöyle eğilip bükülmeden biniyorsun. Tavanın kafanın tavana değmesine ihtimal yok. Anahtarımız sustalı. Bir de ben bir tane şeyde görmüştüm. Focus'ta vardı aşağı yukarı bu modelde. Onun anahtarsız çalıştırma vardı. Bilmiyorum fark ediyor mu modelden mi, paketten mi. Fonksiyonel direksiyonumuz var. İşte şu tarafta bir yerde sabitleme vardı. Elektrikli aynalarımız, 4 cam otomatiği. Hani bunlar şeyde çok yerde var da, çoğu araba yeni arabalarda var da, 2009 senesinde dolu araba sayılıyor işte. Bir de kasa olarak da D segment. Şurada bir gözlüklüğümüz var. Bu çoğu Volkswagen'de vardır. Hani bu da özellikle anlatma diyorsunuz abi de. Yapacak bir şey yok. Kararan dikiz aynası şurada, sensörleri var. Burada ufak tefek gözleri var. Vitesimiz manuel gibi duruyor uzaktan ama şurada PRN'de. Bunun şanzımanı farklı bir şanzıman. Nasıl bir şanzıman? Şu mikrofonu da yaklaştırayım. Nasıl bir şanzıman? Focus'larda ve Fiesta'larda olmayan şanzıman diye biliyorum. Bunu ben arabayı satarken bana alıcı kişiler söylüyordu. Arıza vermeyen bir şanzımanmış çok şükür. Android fabrika çıkışı bir Sony TV'miz var. Ford'ların kullandığı. Güzel bir Ford'lu, böyle açılışıyla açılıyor. Kadranımız hayalet değil. Dijital değil. Yol bilgisayarımız var ortada. Güzel bir kocaman bir ekran var. Arabamız 243.552.000 kilometrede. İşte ortalama falanı filanı nerede gösteriyor onu da bilmiyoruz. Şurada bir tuş var. Su fışkırısı buradan fışkırıyor. Bizim fiyat grubunda şunu kapansana lan. Fiyat grubunda şuradan basınca trip olur. Oradan işte ne yakmış ne yakmamış oradan görürsün. Buna basınca su fışkırıyor. Değişik bir şey. Valla frene bastık, çalıştırdık. Otomatik vites nasıl kullanılır'a gelelim. Frene bastıktan sonra vites alıyorsunuz. Böyle mesela bende bir Vectra C vardı otomatik vites. Onun vitesini atınca böyle lak 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 her viteste D'ye gelene kadar böyle silkeliyordu araba kendini. O arabanın şanzımanında sıkıntı vardı. Otomatik vites araba alacağınız zaman veya elinizde varsa öyle bir sıkıntı olabilir. Bunda çok şükür bir şey yok. Baba şöyle şimdi koltuğum en geride, yaslamışım. Zaten sağ ayağım uzansa yeter. Böyle parmağım ucuyla da direksiyonu çevirebiliyorum. Yani daha ne isterim ki şimdi arabada 16'lık jantlar var. Geniş yol tutuşu böyle. Kuvvetli bir araba. 2000 dizel 130 beygir, fakat bizim arabamızda katalizör iptali var. Katalizör iptali nedir?
arabanın ilk susturucusu boş demektir. Bu da artısı işte, yani arabaya artı bir 10-15 beygir bir şey katıyor. Şimdi arabaya baba şöyle bir rampa yukarı bir basıyorsun, böyle bir hop araba rampa yukarı bile pati çekiyor yani. Daha ne olsun bu arabada? Bu arabanın beyler sevilmeyen yanı nedir? Herkes der ki ya küvün, düzol, otomatik. Of ne yakar. Abi 10 litreye geçmiyor ki ya. 9 litre, 8.6 litre, 8.8 litre. Baba yani şimdi bende Linea da vardı, onu yakıyordu. Dobro da vardı, onu yakıyordu. Hani vardır 5 yaktıran vardır, 6 yaktıran vardır ama şimdi 1.3, 1.4 dizel arabalar da kasası ağır geldiği zaman, biraz daha hani yüklendiği zaman yine aşağı yukarı aynı yakıtlara varıyor şimdi. Elinin altında güç olup mesela sen bunu devirli kullansan, ben şimdi 2000 deviri geçirmemeye çalışıyorum. 8'in üstüne çıkmadı çok şükür. 7'lere falan da düşüyor uzun yolda. Abi ya sen bunu yaktırmadıktan sonra bir şey yok, basmadıktan sonra bir yakıtı yok yani. Sen bunu aynı arabanla işte örnek veriyorum 1.3 dizel Albea, Linea. Sen onunla yapıştıra yapıştıra gidince de aynı yakıtı yakıyor. Bununla yapıştırmayıp böyle rahat rahat gidince de aynı yakıtı yakıyor. Elinin altında bir güç var mı? Var ama. O önemli. Şimdi Albea ile kendini parçala, gidemiyorsun. Bu arabayla ama böyle bir ucuna dokun fişek. Teknik özelliklerini tabi bilmiyorum da. Şuradan şöyle kaçayım. Baba kullanımı bayağı da rahat yani. Şöyle aynaların geniş, her tarafı görüyorsun. Kaputun ucunu göremiyorsun. O biraz tedirginlik. Biraz kendine güvenmeyen şoförler için ama bizim için gayet de güzel. Koltuklarımız hafızalı, elektrikli, ısıtmalı falanlı filanlı. Arka diz mesafesi çok güzel arkada oturan için. Sen istediğin kadar arkaya çek koltuğunu, arkadaki adam sıkışmıyor hiçbir şekilde. Diğer arabalar mesela benim Albea'da biraz boyum hani şeydir, ben böyle biraz geride kullanmayı severim arabayı. Çok şükür hani onda böyle bir şey yapamıyorduk. Arkadaki adam sıkışıyordu biraz, böyle hani öne çekmek zorunda kalıyorduk. O yüzden sıkıntıydı. Beyler bu video böyle bir şey. İnşallah beğenirsiniz. Eksiklerimiz vardır. Biraz videosuz bıraktık kanalı. Arabam yok şu an hala, bir Multivan'dan sonra araba alamadım. Bu emanet arabayla dolaşıyoruz. Enişteden hafta sonları arabasını istiyoruz bir işimiz olduğu zaman. Varsa arabalarınız Instagram'dan takip et, DM'den ulaşabilirsiniz satılık arabalarınız için. Veya araba almak istiyorsanız aynı şekilde yardımcı olurum. Abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.